Mesela mezarlık ziyaretleriniz ne zaman olur? Bizi bugün olur. Bugün olur. Harika gibi bugün olur lan. Bugün biraz ondan sonra ziyaret mi diyorduk? Evet, ziyaret. Böyle bir ekip yaptık. Maşallah. Şimdi yani, öyle mi? Yaptım. Hepsini geziyor. Ben de hepsini, özellikle hepsini geziyorum da. Programın içerisinde bazıları şey arada kalacak ama öğlen namazından sonra başlıyor. Bütün mezarlıklarımızda yaz şey. İyi olmuş başkanım ya. Ben size sağlıyorum. Siz yarattığınız genelde sağlık bol bolca gibi başlıyor köylerde. Ve aynı böyle şehit ailelerini, aynı ziyaretlerini geçirmiş. Biz ailelerin başlarına gidiyor. Her şekilde devam ediyor. Sonra biz oranın çoğu ileride sorduğumuzda köylü ailesi olduğumuz için işte köylere gidip aile ziyaretleri bir beraber evet. İşte var köylü Anadolu Isırlı bir bayramlaşıyoruz burada gerçek dışı var. Arada bazen şeyler oluyor, yöreden yöreye nüanslar oluyor. Yani kimi yerde işte bir yerde toplanır diyor. Kimi yerde mesela Arapa günü yenen özel yemekler oluyor. Değişik şeyler olabiliyor. Bizim köylerimizde şey oluyor, böyle şu an yine bizim arkadaşlar da var. Bütün köyde belirli bir saatte olmaları toplanıp ekmekler götürdük köye. Oradaki köyde, oradaki kendi yaptığı yük ekmekleri diğerlerine getirdi. Orada da bir harman yaptı. O harmanla birlikte orada bir ziyaratta ortak beraber bir çayla yemekle orada bir kahvaltı kendimize paylaşım olur. Yemek yedi. Daha sonra oradan Kur'an da okudu. Daha sonra ziyaratlar orada gerçekleşir. Köyler, köylerde olur bu. Yani köylerde. Şimdi köylerimiz öyledir. Köylerde toplum olarak gidilir. Orada Arap olur. Orada millet helvesini getirir, bir hukkasını getirir. Herkese orada taksim ederler. Giderler. Herkes nasibini alır. Nasibini alır. Nasibini şeye gidiyor ağzında yapar. Köylerde bayram sabahları ortak bayramlaşma var. Var. Evet. Evet. Tüm gençlerimiz şimdi şey var. Özellikle bizim köyden bahsedeceğim. Yani hakikaten bir birlikte bir buluşmaya başladılar. Gençler artık köylere yönelmeye başladılar. Orada inanın o kadar çok kalabalık ya cami oluyor. Normal günlerde artık azken bayram günleri, zinat günleri de hissettim. Şener Yerbay'ın bir gününe katıldı. Son 3-4 gündür ilçeleri ve köyleri gezmeye verildi. Herkes son yıllarda ciddi anlamda tabi bu sefer tatil de bayağı uzundu ama tabi şeyi de biliyoruz. Uzun tatiller aslında insanlar denize gitmek için çok daha fazla kullanıyor. Mesela Safranbolu nispeten etkiledi. Yani derelere de tahmin ediyor. Ama köylere gelenler bayağı var. Yani bu yerleşmeye gelenlerin dışında Sıla-i Rahim anlamında, bayram anlamında gelen de oluyor. Ya gürbette olanlar mesela, gürbette olanlar geliyorlar. Anası var, akrabası var, ziyareti geliyor. Bazen para mı koyacak yer bulmak? Öğretmenim, inanın o kadar böyle buluyor. Bize konuştuğum hemşerilerimizden bir ismi, ben işte bayrama geldim ama yakında kesin dönüş yapıyorum diye söylüyorum. Şehit ailelerinde kimse bir rolde gidiyor. Kimisi ziyaret diye bir geleneğimiz var. Sizin nezdinizde hepsini görmüş kabul ediyoruz. Ben size hepsine teşekkür ediyorum şehit ailelerine. Allah'ın izniyle var olacak, aydar olacak. Şehitler, gaziler, hep diyoruz. Klasik katlarımız başta yapacağız. Memleket hayatı eserlerimizin. Mesela emniyet müdürü bilmiyorum işte gece kaçta yatıyordur, sabah kaçta kalkıyorduk. Başkanın telaşı ortada. Ben bana 10 günlük bayram tatili büyük bir keyifle yapıyorum ama dün akşama kadar bile, dün neredeydim? 3-4 gün sürekli köylerdeydim. Böyle herkesin bir dünya telaşı oluyor. Bizimki böyle işle ilgili dünya telaşı. Kimisi yaz tatili kızını evlendiriyor, oğlunu evlendiriyor. Kimisi tatile gidiyor, kimisinin tarlası, bağ bahçesi var filan. Şimdi bayram seyrada vesile oluyor. En azından hiç unutmadığımız insanları görme şeyimiz oluyor, fırsatımız oluyor. Güzel. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. Sadece bayramlar nasip etsin. Önemli olan o. Ağzımızın tadıyla, huzur içerisinde, sağlık içerisinde işte bayramlara ulaşabilmek. Öyle olacak ki herhalde yani işte ruhlarla böyle okuma şeyimiz olsun, imkanımız olsun. Hatırlayalım hem sizleri, hem şehitlerimizi, vesileyle ruhlarla işte birer Fatiha fazla gidiyor. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz? Teşekkür ederim.
Bir daha tanıyalım mı sizi şöyle? Ben Mustafa Karadayım. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. Yer durumu yönetim. Tamam. Evet. İyi. Yaşlar? 64. Ben 64, ben 63. Şöyle bakıyorum, çıkarmaya çalışıyorum. Öyle olmuyor yani. İkiniz de genç duruyorsunuz. Ya, kaç abi yaş? 20 Ocak 1955. 51? 67. 67'ye döndü. Allah aşkına. 64 olur mu? 64. 64. Evet. İyi bakalım. İyi bakalım. Memleketler Karabüyük içi mi? Hayır. Yeniçeri. Siz Yeniçeri'den. Aynen. Siz de Yeniçeri'den. Ama burada duruyor.